Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabında 1. bölüm 7. testin çözümünü yapacağız. Üçgende açı ile ilgili bir test çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde BD ile EC'nin kesişimi E olarak verilmiş. Buna göre diyor kesinlikle yukarıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi Z TETA'dan büyük demiş. Z TETA'dan büyük çünkü Z açısı ne eşit işte arkadaşlar? Teta artı alfaya eşit olduğundan dolayı Z teta'dan büyüktür. Doğru bir ifade. Z büyüktür. Teta ifadesi doğru. Alfa ile Y'ye bakacağım. Alfa burada. Y burada. Alfa ile Y arasında herhangi bir ilişki kurabilir miyim arkadaşlar? Bir üçgen içinde olmuyor ki. E ben ne yapabilirim? Ancak buraya teta'ya Y artı X diyebilirim. Sonra alfa ile bunun toplamı da buna eşit diyebilirim. Maalesef Y ile alfa arasında bir ilişki kuramadım. 3 Üç, üçüncüye bakalım. X artı Y artı alfa Z'ye eşit. Evet. Gerçekten de iki iç açın toplamı bir dış açı olduğundan Y artı X ile alfanın toplamı Z'ye eşit. Yani y ya, X artı Y artı alfa gerçekten de Z'ye eşit. Bu da doğru. Öbürüne bakalım. Alfa artı teta büyüktür X artı Y. Hmm. Alfa ile teta büyükmüş X artı Y'den. Alfa artı teta'yı şöyle bir yazalım isterseniz. Alfa artı teta büyükmüş x artı y'den. Ben alfa artı teta deyince neyi bulurum arkadaşlar? x artı y. Arkadaşlar gerçekten de öyle. Niye biliyor musunuz? Çünkü teta açısına bakın. Teta açısı niye eşit? Şuradaki üçgende. x artı y'ye eşit değil mi? İki iç açın toplam bir dış açı olduğundan. Teta yerine sen x artı y yazacak olursan alfa ile x artı y'nin toplamı x artı y'den kesinlikle büyük müdür? Büyüktür. O zaman bunu da kesinlikle bir ifade söyleyebilirim. Bir tek şunu da söyleyemiyorum. Onda da herhangi bir ilişki çıkmadığı için cevabımız 1, 3 ve 4 olacaktır. Yani cevap böylelikle Edremit oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Aşağıda iki dikdörtgenin kağıt, iki dikdörtgen kağıt birer kenarlar arasında 40 derece olacak şekilde bu şekilde kestirmiş. Buna göre diye boyalı bölgenin şey, açısı kaç derecedir diye soruluyor. Dikdörtgenin altta kalan parçasını şöyle bir gösterelim arkadaşlar size. Bir kere şuradaki kaç kaç derece? 90 derece değil mi? Evet. 40 saat ters açıdan dolayı 40 burası. 40 90 saat dik üçgen olduğundan burası da 50 oldu. E hocam burası da 90 derece. Buraya da 40 derece mi kaldı? E bu 180'e tamamlıyor. O zaman burada kaç da kaç derece olacaktır arkadaşlar? 180'e tamamladığı için 140 derece olacaktır. Yani cevabımız böylelikle Denizli oldu. Geldik 3'e. Hocam ikiz kenarlık verilmiş. Direkt ikiz kenarlıktan başlamak lazım. Başka bir şeyde eşit var mı? BD ile DA birbirine eşit. Bir de AE ile EC birbirine eşit. Bak şu eşitliği vermemiş. Dikkat. Et. O zaman bu eşitleri de kullanacağım. İkiz kenarların taban açılarına değerler veriyoruz. Hocam A ise burası da A'dır. İki iç açı bir dış açıdan burası 2A yaptı. Hocam şu ikiz kenarda A cinsinden yazabiliyorsak yazalım ama yazamıyorsak da farklı bir cins yazıyorduk. B ise B yazdım. İki iç açı bir dış açıdan buraya da B yazdık. Peki neyi kullanmadık? 70'i. Hocam 70'e bakalım. 70 nedir? A, A, artı B artı X artı 70 eşittir. 180 diyebiliriz ama 3 bilinmeyen oluyor. 70 aynı zamanda şuradaki üçgenin nesidir arkadaşlar? 2 iç açının toplam bir dış açı değil mi? Evet. 70 oradaki üçgenin dış açısıdır. A artı B buradan 70'e eşit olur. E biz X'e ulaşacağız. İstersen şuradan bak. istersen şuradaki üçgenden bak. Fark etmez. 2A artı 2B artı X eşittir. 180 olacağından A artı B 70'ti. 2 artı 2 B 140 çıkar. 2 artı 2 B 140 180'den 140 çıkınca da X'e kaç kalır arkadaşlar? 40 derece kalır. Dolayısıyla 3 sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Geldik dördüncü soruya. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kağıt A köşesi BC kenarının üzerine gelecek biçimde D boyunca A köşesinden katlanıyor. Böyle bir katlama var. Katlamayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir eski haline geri getiriyoruz. Yani şöyle bir geri açıyoruz. Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Önemli olan şey zaten bu. Hocam kenar eşitliğini kullanmayacağız gibi o zaman açı eşitliğini kullanalım. Bu açıyla bu açı eşit. Üst üste biniyor. Çünkü bu üçgen burada oldu artık. Bu açılar birbirine eşit. Hatta x açısı buradaki açılar da bakın bu açı da buraya geldi. Buradaki açılar da birbirine eşit. Hocam 40 ve buraya 140 kalıyor 180'e tamamlayan açısı. O zaman bunlar 70-70 yaptı. Hocam 50 ise 180'e tamamlayan açısı 130. O zaman bunlar 65-65 yaptı. E o zaman x açısı da yani burada ne çıktı? x artı 65 artı 70'in ne olması lazım arkadaşlar? 180 olması lazım. x de buradan bu ikisinin toplamı 135. O zaman x'e de kaç derece kalıyor arkadaşlar? 180 eksi 135'ten 45 derece kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı böylelikle ne çıktı? At çayı çıktı arkadaşım. Geldik beşinci soruya. Beşinci soruda da ne verilmiş? Böyle x kenarlık falan verilmiş. A bir de soruda bakın AB ile AC de birbirine eşit verilmiş. Hemen şöyle. Hop şöyle. Hocam çok güzel. Bunlar birbirine eşit. Eyvallah kullanırım. Şurada hiçbir şey yapamıyorum şu anda. 2 iç açı bir dış açı olduğundan burası x artı 33 mi yaptı? Evet. Hocam bu ikiz kenarlıktan taban açıları da birbirine eşit olacağından burası da x artı 33 oldu. Neyi kullanmadık? Şu büyük ikiz E büyük ikiz kenarlıkta hocam bu açı x artı 33 ise bu açı da x artı 33'tür. Yani o zaman şuradaki açıya ne kaldı? X mi kaldı arkadaşım? Tamam x artı 33 olduğundan evet. E o zaman şuradaki üçgende artık bir şeyler çıktı. Üçgen açılar toplamı 180 olduğundan. X, x artı 33, x artı 33. Yani 3 tane x ile 2 tane 33'ün toplamı 66 yapıyor. Eşittir 180 yapacağından. 3x eşittir buradan 114 yaptı. x de buradan 114'ü 3'e böldüğünde 3 kere 3 9 30. 3 kere 8 24 38 yapıyor galiba arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle balık esir çıktı. Geldik 6'ya. ABC x kenar üçgen demiş. FDE eşkenar üçgen demiş. Bak FDE eş kenarlıktaki bir eşitleri koyalım ve Şuradaki açıları da şöyle bir yazalım arkadaşlar. Sonra AB ile de AC'ye eşit vermiş. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit verilmiş. ABC arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir yerden başlayalım. Nereden başlayalım? Mesela şuradan başlayalım arkadaşlar. Şu ikiz kenarın bu taban açıları birbirine eşit değil mi arkadaşım? Evet. E şurada ben C ile bunun toplamının A artı 60 olduğunu biliyorum. Hocam şuraya x diyelim o zaman buraya da x diyelim. Yazalım şuraya. C artı x neye eşit? A artı 60'a e eşit. Ama arkadaşlar burada ben sorun içerisinde x yok. A, B, C arasındaki ilişki soruluyor. O zaman x'i yalnız bırakayım. x buradan neye eşit oldu? A eksi C artı 60'a mı eşit oldu? Artı C eksi C diye gitti. Evet öbürüne bakalım. Şuradaki üçgende de iki iç açı bir dış açı. Yani x artı A da neye eşit arkadaşlar? B artı 60'a eşit? Evet. E burada da x neye eşit oldu arkadaşlar? B a artı 60 e eşit oldu. Dikkat edin her ikisi de birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Şu ifadeyle şu ifade her ikisi de x'e eşit. Yani şu da x bu da x. O zaman buradaki eşitler o zaman bunlar birbirine eşit olmak zorunda. A c artı 60 eşittir. B a artı 60 olacağından denklemi düzenleyecek olursak 60'lar da gidiyor buradan e, ee, artılı eksili bir şey yok galiba. Şunu öbür tarafa atalım. 2A mı yapıyor? Evet. Eksi C'yi de öbür tarafa atalım. Şurası. B artı C eşittir 2A oldu. Yani bunu arayalım şıklarda. 2A eşittir B artı C var mı? Var. Hangi şıkta arkadaşlar? C şıkkında var. Yani cevabımız böylelikle C han çıktı arkadaşlar. Geldik 7. soruya. 7. soruda ne demiş? Şimdi bu açı ortay bu açı ortay. Tamam dur. Açı ortaylar verilince açı ortay ların çıktığı üçgeni şöyle bir belirleyelim arkadaşlar. Bakın şu üçgende bir iç açı ortay çıkmış bir dış açı ortay çıkmış. İç ile dış arasındaki açı ortay burası buradaki açı. Bu açıyla şu açı arasında 1'e 2 oran var mıydı arkadaşlar? Vardı. E o zaman ben bunu kullanacağım. Ya da bunu kullanmasam mı öncelikle ya? Burada açı da verilmemiş. O zaman ben hiç kullanmadan böyle açıların özelliğinden gitsem nasıl olur arkadaşlar? Daha güzel olacak sanki değil mi? Evet Bence de öyle yapalım. Şunları da birbirine eşit vermiş. Tamam öyle yapalım. Şunları ikiz vermiş ya. Arkadaşlar burası nokta açısıysa burası da nokta açısı mıdır? Evet. Yani ben buraya bir A açısı dersem burası da A'dır. A ise burası da A'dır. A, A, A. Şu üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı. İki iç açı bir dış açı. 2 A oldu. E hocam burası da 2 A. Sonra ne oldu bak? 84'e yoğunlaş. Buradaki üçgende de ne var arkadaşlar? İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani a ile 2a'nın toplamı 84, 3a eşittir 84 ise e ben buradan 3'e e böldüğüm zaman 28 mi çıkıyor? Evet, a buradan 28 çıkıyor, 3 kere 8 24, aynen öyle. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. A 28 ise 2a 56 yapar. Hocam, burası da 56, 56 56, 112. Yani x artı 56 artı 56'nın da doğru aç olduğu için 180'e eşit olması lazım x de buradan 180 eksi 112 yani kaç çıkıyor arkadaşlar 180 eksi 112 68 mi çıkıyor evet aynen öyle cevabımız böylelikle 68 yani balıkesir kesir çıktı arkadaşlar o zaman geldik 8. soruya aşağıda bir masanın üzerinde rastgele duran kalemler verilmiştir e buradaki açılarda şöyle belirtilmiş bu kalemler arasındaki siyah ile boyanmış açıların toplamı kaçtır diye soruluyor. E hocam şuraya x diyelim. Buraya y diyelim. Buraya z diyelim. Buraya da t diyelim. x artı y artı z artı t isteniyor. Arkadaşlar hepiniz fark etmişsinizdir. Hocam şurada bir boynuz var. Ya da iki iç açı toplam bir dış açıdan falan filan da gidebilirsiniz. Boynuz mu dersiniz? boomerang mı dersiniz? Uzay mekiği mi dersiniz? Ne derseniz deyin fark etmez. Hocam şu açı ne yaptı? 180 eksi x yaptı. Bu açı 180 eksi y yaptı. Bu açı 180 eksi z yaptı. Hocam bunların toplamı T yapacak. Yazalım aşağıya o zaman. 180 eksi X artı 180 eksi Y artı 180 eksi Z eşittir. T'ye mi eşit olacak şuradaki boynuzdan dolayı? Evet. Eksi X eksi Y eksi Z'yi öbür tarafa atalım. 180'lerin toplamı da 540 yaptı. Yani artı X artı Y artı Z diye geçti. Bir de burada T var. İşte zaten bizden X artı Y artı Z artı T isteniyor. Cevap da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 540 çıktı. Yani 8. sorunun cevabı böylelikle Denizli oldu. Geldik 9. soruya. Yani son soru. Bu testin son sorusu arkadaşlar. Şimdi 66-58'den buraya yazarız. 64-48'den buraya yazarız ama bir de şöyle bir durum var. İki açı yan yana geldiğinde özel bir durum oluşturuyor mu diye bakın. Yani iki açı yan yana geldiğinde o özel durum nedir? 180'e tamamlayan açısıdır. Mesela sen 66 ile 48'i topladın. Ya da ilk önce deneyin normal yolla yapmayı deneyin. Çıkmıyor değil mi? Çıkmıyorsa o zaman özel bir durum var mı diye araştırın. 180'e tamamlayan açısı özel bir durumdur arkadaşlar. Bakın bakalım. 66, 48 daha kaç yapıyor? 14, 114 mi yapıyor? Evet 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? 66. O, 180'e tamamlayanı özel bir açı. 66 burada var zaten. Ya buradaki 180'e tamamlayan açısına bakacağız. Ama 66'lar ayrı gayri yerlerde oldu. Ya da şuradaki 180'e tamamlayan açısına bakacağız. Yani burası 66. E hocam aynı şekilde 58 ve 64'e de bakın. 58 artı 64 kaç yapıyor arkadaşlar? 122. 180'e tamamlayan 58 yapıyor. 58 yine tanıdık. Özel bir durum oluştu. Ya buradaki şunun 180'e tamamlayanı 58'dir. Ama ayrı gayrı yerlerde oldu. Ya da şuradaki 180'e tamamlayanı 58'dir. Bak burası 58'dir. Aa güzel bir şey çıktı. Ne çıktı? Şu üçgende bir dış açı ortaylık şeyleriyle karşılaşıyoruz. Arkadaşlar bu üçgende dış açı ortay dış açı Dikkat dış açı ortayların kesim noktası burası bak dış açı ortay dış açı E o zaman buradan gelen de ne olmak zorunda? Kesinlikle ama kesinlikle açı ortay olmak zorunda. Çünkü açı ortaylar olduğu zaman açı ortayların kesim noktasına dikkat edin diyorduk. E o zaman dış açı ortay dış açı buradan gelen de dış iç olmak zorunda. Çünkü ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyordu ya iki dış bir iç bir noktada kesiyordu. O zaman bu iç olacak. E artık ben x'i bulabilirim. Hocam x burası. İlk önce 48 64'ten şurayı bulurum. 48 artı 64 artı b açısı eşittir 180 olduğundan şu ikisinin toplamı 112 yaptı. B açısı da 180 eksi 112. Yani 68 yaptı. E B açısı 68 derece ise e o zaman buraya kaç derece kaldı arkadaşlar? 34 34 kaldı. X'e bakın şu üçgenden bakabilirsiniz. Ya da şu üçgen daha kolay. İki iç açın toplam bir dış açı. Yani X açısı da ne oluyor arkadaşlar? 48 artı 34'e eşit oluyor. Yani X açısı da buradan kaç yapıyor arkadaşlar? 8, 4 daha 12. 82 mi yapıyor? Evet. Cevabımız böylelikle Edremit çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Üniversiteliğin testlerine geçiyoruz bu arada. Yani 8. teste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.